Herkese selam, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere A'dan Z'ye her şeyiyle ev yapımı hamburger tarifi vereceğim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçerek keyifli seyirler diliyorum. Öncelikle 5 su bardağı kadar unu tezgahımızın üzerine alıp orta kısmına bir çukur açarak üzerine yarım su bardağı ılık süt, 1 yemek kaşığı instant maya ve 1 yemek kaşığı kadar da toz şeker ekleyip elimizle karıştırmaya başlayalım. Özellikle tuzunu bu aşamada eklemiyoruz çünkü tuz mayanın aktifleşmesini geciktirebiliyor. Şeker ise tam aksine hızlandırdığı için her zaman şekerle birlikte mayayı da ekliyoruz. Hamuru biraz karıştırdıktan sonra azar azar ılık su ilavesi yaparak toparlamaya başlayalım. Bu malzemeler için toplamda 1,5 su bardağı kadar ılık su kullandım. Su bardaklarımın ölçüleri klasik 200 mililitrelik su bardağıdır. Hamuru tamamen toparlayıp tezgah üzerinde de 5 dakika kadar yoğurduktan sonra üzerine tuzunu ve yağını ekleyelim. Tuz sadece yarım yemek kaşığı veya bir tatlı kaşığı olarak kullandım. Bir dolu yemek kaşığı kadar da tuzsuz tereyağı ekliyorum ve yoğurmaya başlıyorum. Kıvam alıp pürüzsüz bir kıvam oluncaya kadar yoğurmaya devam edelim. Ne kadar güzel yoğurursanız ekmekleriniz de bir o kadar güzel olacaktır. Şimdi hazır olan hamurun üzerini kapatıp oda sıcaklığında 30 dakika kadar dinlendirelim. Bu aşamada benim ortam biraz fazla sıcak olduğu için çok mayalanmış ama bu kadar mayalandırmanıza gerek yok. Sadece yarım saat dinlendirmeniz yeterli olacaktır. Şimdi hazır olan hamurumuzu eşit parçalar haline getirelim. Ekmeklerinizin boyutuna göre bezelerinizi de o şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben bu tarifle toplamda 8 adet burger ekmeği elde etmiştim ve benim ekmeklerim oldukça büyüktü. İsteğe bağlı daha küçük tutarak o şekilde de hazırlayabilirsiniz. Bu arada özellikle bezeleri hazırlarken bu şekilde bir bardaktan destek alırsanız her tarafı eşit bir şekilde ve de güzel bezeler hazırlamış olursunuz. Hamurlarımızı hazırlayıp yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsimizin içerisine aldıktan sonra elimizle üzerlerini hafiften bastıralım. Eğer bu işlemi yapmazsanız daha sonrasında çok fazla kabarır ve hamburger ekmekleriniz istediğiniz gibi olmaz. Şimdi hazır olan hamurlarımızın üzerine bir bez ile örtüp oda sıcaklığında yani ortalama 21-25 derece sıcaklıkta 1,5-2 saat kadar mayalandıralım. Ne kadar düşük ısıda uzun süre mayalanırsa ekmekleriniz de bir o kadar güzel olacaktır. İsteğe bağlı bir gece öncesinden hazırlayıp buzdolabında üzerini kapatıp o şekilde yavaş fermentasyon içinde bekletebilirsiniz. Çok daha güzel olur. Hemen hızlıca üzerine sosunu da sürüyorum. Toplamda 2 adet yumurta sarısına 1 yemek kaşığı kadar sütü karıştırıp sürdüm. Eğer yumurta veya süt alerjiniz var ise sadece su sürerek de hazırlayabilirsiniz. Ve son olarak fırına vermeden önce ben üzerlerine çok yakıştırdığım için kavrulmuş susam gezdirdim. Eğer isterseniz normal susam serpiştirebilir veya hiçbir şey kullanmadan o şekilde de pişirebilirsiniz. Tamamen hazır ettikten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişmeye gönderelim. Fırından fırına hem süre hem derece mutlaka değişecektir. Mesela midi bir fırında 180 derecede hızlı bir şekilde pişirdi. Ama eğer fırınınız yavaş pişiriyorsa çok daha yüksek derecelerde daha uzun sürede pişirebilirsiniz. Yani tamamen sizin fırınınıza bağlı olarak süre değişecektir. O yüzden mutlaka kontrollü davranın derim. Fırından çıkardıktan sonra ilk sıcaklığı geçtikten sonra hemen sizlere gösterdim kaynar haliyle. Gerçekten gördüğünüz gibi sıcak haliyle bile içi birbirine yapışmayan pamuk gibi yumuşacık ve de çok çok güzel oldu. Kesinlikle abartmıyorum. Deneyen herkesten olumlu dönüşler aldım. Bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada isterseniz tek tek streçe sarıp buzlukta da dinlendirebilirsiniz.
ve artık hamburger ekmeklerimiz hazır olduğuna göre geçelim hamburger köftemizi hazırlamaya. Bunun için ben dana döş kıyma kullandım. Orta yağlı olmasına dikkat edin. Hatta yağlı kıyma kullanırsanız da çok daha güzel olur. Ve damak zevkimize göre sadece tuz ve karabiber ekliyorum. Kullandığınız kıymanın miktarına göre göz kararı eklemenizi tavsiye ediyorum. Ve bana göre biraz yağsız geldiği için, hatta orta yağlı olmasına rağmen, içerisine biraz tereyağını ince ince kıyıp elimle bir 5 dakika kadar yoğurdum. Ardından üzerini kapatıp buzdolabında yarım saat kadar dinlendireceğim. O dinlenirken geçelim şimdi soğanımızı, yani karamelize soğanımızı hazırlamaya. Bana göre hamburgerin olmazsa olmazı karamelize soğandır. Ama isterseniz, eğer sevmiyorsanız tabii hazırlamaya da bilirsiniz. Öncelikle ince ince kıydığım soğanların üzerine biraz tuz ekleyip elimle ovuşturdum ki çok daha hızlı bir şekilde karamelize olsun. Hazırladıktan sonra tavaya ocağı alıp üzerine önce biraz, yani 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, ardından ise 1 yemek kaşığı kadar tuzsuz tereyağı ekledim. Tuzlu da olur, fark etmez. Ekleyip erittim ve tereyağı da karamelize olma süresini hızlandırdığından mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyorum. Tavanın kapağını kapatıp 2 dakika o şekilde hafif yumuşamalarını bekledim. Ardından kapağı açık bir şekilde ara ara karıştırarak tamamen karamelize olmasını sağladım. Yakmamaya dikkat ederseniz karamelize soğan gerçekten çok çok lezzetli olacaktır. Hamburger sosu olarak ben mayonezi ve de ketçapı karıştırıp bu şekilde kullanıyorum. Sizler isterseniz hazır hamburger soslarını, barbekü soslardan da kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış ve bu sosa isteğe bağlı birazcık da hardal ekleyebilirsiniz. Şimdi geçelim köftelerimize şekil vermeye. Hamuru az önce de söylemiştim, yarım saat kadar buzdolabında dinlendirdim ki malzemeler birbirine güzelce otursun ve yoğurmak gerçekten çok çok önemli. Ne kadar güzel yoğurursanız o kadar güzel olur. Benim hamburger ekmeklerim biraz mega olduğu için, yani çok büyük olduğu için, ben şöyle kavanoz kapağında mini burger köfteler hazırlamadım. Uygun bulduğum bir kabın içerisinde bu şekilde şekil verdim. Yani kalıp olarak kullandım. Sizler de dilediğiniz gibi yapabilirsiniz ama kalıp yöntemiyle yaptığınızda köfteniz pişerken kenarlardan çatlamayacaktır. Çok daha düzgün ve güzel görünecektir. Ve mümkünse kalın bir tavaya ocağı alıp önce ısıtalım. Ardından köftelerimizi üzerine alıp arkalı önlü güzelce kızartalım. Burada önemli olan şu: eğer köftelerinizi çok kalın bir tavada pişiremiyorsanız, ızgarada pişiremiyorsanız, ara sıra mutlaka karıştırıp, yani ters yüz yazıp yapıp o şekilde pişirin derim. Aksi takdirde içerisi çiğ kalabilir. Mutlaka bu yöntemi deneyin. Yani ev usulüyle ancak bu kadar olabiliyor ama ızgarada yaparsanız önce bir tarafını tamamen pişirip daha sonra diğer tarafına çevirebilirsiniz. Şimdi son olarak üzerine 2'şer dilim olacak şekilde cheddar peyniri koyup eriteceğim. Sadece üzerlerine koyduğum ocağı kısık ayara getirdim ve üstüne de bir kapak yerleştirdim ki çok daha hızlı bir şekilde erisinler. Birazcık yumuşayıp erimeye başladığında artık çedarlı köftelerimiz hazır olmuştur. Bu arada çedar kullanmak zorunda değilsiniz. Yani normal kaşar peyniri kullanabilirsiniz veya peynir kullanmadan da hazırlayabilirsiniz. Ve tarifin en önemli lezzetli püf noktalarından birisi bu ki önce tavada, yani köfteleri hazırladığımız tavada mutlaka ekmeklerimizi biraz kızartalım. Bu şekilde çok daha lezzetli ve güzel olacaktır. Ardından dilediğiniz şekilde malzemelerinizi üst üste yerleştirerek hamburgerinizi hazırlayabilirsiniz. Önceden mutlaka sosunu üzerine sürmeyi de unutmayınız. Bu arada malum Ramazan ayı. Ben konuşurken birazcık ağız kuruluğu yaşayabiliyorum ve dikkatim dağılıyor. Yani biraz anlatmakta güçlük çekebiliyorum. O yüzden lütfen kusura bakmayınız. Ben bu şekilde hazırladım. Gerçekten çok lezzetli ve güzel oldu. Oğlumun en sevdiği burger diyebilirim. Mutlaka evde hazırlayın. Çünkü sadece bir burger fiyatına, şu anda ortalama fiyatlar 150 TL'den başlıyor biliyorsunuz. Yarım kilo kıymayla 3-4 tane evinizde burger hazırlayın.
hazırlayabilirsiniz. Hem daha düşük maliyetli hem de daha lezzetli burgerler yemek istiyorsanız mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer videomu yararlı bulduysanız, sizler de faydalandıysanız emeğime saygı olarak beğeni bırakıp yorum yazmayı, kaydetmeyi ve de paylaşmayı ihmal etmeyin. Yepyeni videolu tariflerde tekrardan görüşmek ümidiyle kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.